بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Seyyidina ve Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Sözlerime Yüce Rabbime hamdü sena İki cihan serveri Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamla başlıyorum. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, değerli kardeşlerimizle bir aradayız. Sahih-i Bukhari okuyoruz. En makbul, en muteber hadis kitabı. 1200 yıldır İslam ümmeti alimlerinin Endonezya'dan Mağrib'e kadar kabul ettikleri, takdir ettikleri eser. Sahih-i Bukhari, 7275 hadis-i şerif içeriyor. Ve biz bu hadis-i şeriflerden özellikle Kitabul Edep bölümü hadis-i şeriflerini böyle program program sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Kale'l İmamul Bukhari rahimehullah ve rahimena ma'a. Hep böyle başlıyoruz. Müellifimiz İmam-ı Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber size bize bütün dinleyicilerimize rahmetle lütufla ikramla Rabbim muamele eylesin. Kal hadesena Muhammed ibn Sabbah. Kal İsmail ibn Zekeriya. Kal hadesena Asım. Kal kultu İnes ibn Malik radiyallahu anh. E enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal la fil İslam. Asım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Asım bin Süleyman el-Ahvel tabiinden Enes bin Malik radıyallahu anh'a soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'da sözleşme, antlaşma ve böyle bir anlaşma yoktur şeklindeki ifadesi size erişti mi? Peygamberimiz böyle bir şey söyledi mi? Yani cahiliye döneminde böyle içinde kan bulunan taslara elini koyuyorlardı. Beraber bu noktada kan dökmeye ant içiyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu manada La hilfe fil İslam İslam'da antlaşma yoktur buyurmuştu. Bu hadis-i şerif size ulaştı mı diye Asım bin Süleyman el ahvel Enes bin Malik'e soruyor. Fekale kad halefen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem beyne Kureyş'in vel ansari fi Enes bin Malik diyor benim evimde peygamberimiz Kureyş'ten gelen Mekkeli muhacirlerle Medine'li Ansar arasında antlaşma yaptı. Yani kardeşlik sözleşmesi yaptı. Burada anlatılan cahiliye dönemindeki antlaşma ve sözleşmelerdir. İslam döneminde kardeşlik sözleşmesi elbette vardır ve Medine döneminde gerçekleşmiştir şeklinde Enes bin Malik cevap veriyor. Hocam burada İslam'da özel bir antlaşma yoktur diye buyuruluyor. Biz ise Mekke dönemindeki Hılful Fudul antlaşmasını bilmekteyiz. Bu ikisinin arasını nasıl bağdaştırabiliriz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'de erdemli insanların, fazilet erbabının, tevhid ehlinin katıldığı bir sözleşmeye, bir anlaşmaya katılmıştı. Buna hilf-ül fudul, faziletliler ittifak, erdemliler sözleşmesi deniyordu. Ama bu sözleşmede elini kan dolu tasın içerisine koymak şeklinde değil. Karşılıklı olarak böyle bir sözleşme, anlaşma yaptılar. Yıllar sonra Medine döneminde bu gündeme geldiğinde Hilf-ül Fudul sözleşmesi ittifakı gündeme geldiğinde sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştu. La uduitu ila mislihel yevm la ecebtu ileyha. Bugün böyle bir sözleşmeye davet edilsem mutlaka bu daveti kabul ederdim. Peki helful fudul neydi? Faziletliler, erdemliler, tevhid ehli mensupları ne diye sözleşmişlerdi? Mekke şirk devletinde müthiş bir zulüm, baskı ve işkence vardı. Dullara, yetimlere, kölelere, işçilere, kimsesizlere, garibanlara işkence, baskı ve zulüm uygulanıyordu. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, İslam düşmanları daha İslam gelmeden önce bile zulüm düzenli hakim kılmışlardı. İşte mazlumların yanında olan bu insanlar bir araya geldiler. Bir nevi bir mazlum insanlara destek kulübü. Mazlum insanlara yardım derneği. Bir gün Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gündeme geldiğinde elbette bu derneğe, bu sözleşmeye sahip çıkacak ve bugün davet edilsem mutlaka giderdim diyecektir. Bunun anlamı İslam'da cahiliye zihniyeti düşüncesi anlamında kan üzerine kurulu sözleşmeler yoktur. Kan davası güdülen, kin davası güdülen, nefret içerikli sözleşmeler yoktur. Ama mazlumların yanında olmak, kardeşlik, dostluk, birlik beraberlik İslam ümmetinin İslam milletinin, İslam toplumunun faydasını sözleşmeler, anlaşmalar, birleşmeler, yardımlaşmalar elbette geçerlidir. Yani la hilfe fil İslam. İslam'da cahiliye düzeni anlaşmaları yoktur ama İslam anlayışına uygun platformlar, dernekler, cemiyetler, cemaatler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, sözleşmeler ve anlaşmalar mevcuttur. Yeni bir baba geçiyoruz. Babu tebessüm ve dahik. Tebessüm ve gülme. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüzünde tebessüm eksik olmazdı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne kadar ciddi ise o derece tebessüm sahibiydi. Ve kalet Fatime aleyhisselam eserra ileyye nebi sallallahu aleyhi ve sellem fedahiktu. Fatıma anha peygamberimizin kızı bana peygamberimiz bir sır verdi ben de güldüm demişti. Ve kal Ibn Abbas innallâhu llahu adhake ve ebka insanı sevindiren de ağlatan da Allah'tır. Sevinç vesileleri ve üzüntü vesileleri veren her ikisiyle imtihan eden Allah'tır demiştir. Evet, insan sevinir, üzülür. Şöyle bir hadis-i şerif var. Aceben li emril mu'min. Fe inne emrehu kullahu lehu hayr. Doğrusu müminin haline hayret ederim. Onun her durumu mümin kul için hayırlıdır. İn asabet serra u şekera fe kâne hayranle. Mümin bir kula iyilik, güzellik, nimet verildiğinde şükreder, onun için hayır olur. Ve in asabet hu darra u sabara fe kâne hayranle bir sıkıntı, bir hastalık, bir musibet, bir bela geldiğinde sabreder. onun için hayırlı olur. Hadis-i Şerif'in son cümlesi çok anlamlı. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِأَحَدٍ اِلَّا mumin Bu derece ancak mümin kul erişir. Sevinç anında şükür, üzüntü anında sabır. Hayatımız renklidir. Dolayısıyla çok farklı yerlerde, çok farklı olaylarla, çok farklı kişilerle görüşmemiz kaçınılmaz. İşte buna karşı sevindiğimizde de, üzüldüğümüz, üzüldüğümüzde de Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz istenmektedir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu tavırları bizim için örnektir. Kal haddetene Hibban ibn Musa, Kale haberine Abdullah, kale haberine Ma'mar an ez-Zuhri'i an Urve an Aişe radıyallahu anha. Hazreti Aişe validemiz bir aile olayını, bir boşanma olayını bize anlatıyor. Enne rifa'a'til kuradiy talaka fe bette talaqaha. Rifa'a hanımını boşamıştı ve kesin olarak üç talakla boşanmıştı. Fe tezevveja ba'dehu Abdurrahman ibn Zubeyr. <laughs> Bu hanımla Rifadan sonra Abdurrahman bin Sübeyr evlendi. Fe ca'at in sallallahu aleyhi ve sellem fe ya Resulallah. İnneha kânet 'inda Rifa'e fe tallekaha âhire 3 tatliqah. Ben Rifa'nın eşiydim. Kocam beni kesin olarak üç talakla boşadı. Fetezevvecehe <laughs> ba'deku Abdurrahman ibn i Zübeyir. Abdurrahman i̇bn Zübeyir. Ve ben Abdurrahman bin Zübeyir ile evlendim. Ve innehu vallahi ma ma'ahu ya Resulallah illa mislu hâzihil hudbe. Abdullah İbni Zübeyir, yaşta bir kimse, ve oradan aldı, bu halı parçası gibi dedi. لِهُدْبَتِنْ اَخَذَتْهَا min جِلْبَابِهَا Evet, halı parçası dedim. Elbise parçasını gösterdi. Bu elbise parçasından farkı yok. Duyarsız, duygusuz, heyecansız anlamında. Kal ve Ebu Bekir'in calisün inden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O sırada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanındaydı. Ve i̇bn Sa'id İbn-i As jalisun bi babil hücreti ve Peygamberimizin kapısında da Sa'id İbn-i As'ın oğlu oturuyor, bekliyordu. Li'udene lehu kendisine izin verilsin de içeriye girsin diye bekliyordu. Fatafika Halidun Yunadi Ebu Bekir'in içeride Hazreti Ebu olduğunu bilen Halid seslendi. Ya Ebu Bekir, ela tezcuru hadhihi amma tejharu bihi inde sallallahu aleyhi ve sellem? Ya bu hanıma niçin sert bir ifade kullanmıyorsunuz? Peygamberimizin yanında bu çeşit edebe aykırı bir şeyi söylemesi uygun mu? Benim evlendiğim ikinci, ikinci, eşim bu kumaş parçası gibi ifadesi mecazi bir ifade. Yani kocası hakkında sevgili peygamberimizin yanında böyle söylemesi uygun mu? Ve ma yezidu Resulullah sallallahu aleyhi ve peygamberimiz sadece tebessüm ediyordu. Sümme kal Sonra şöyle buyurdu. لَعَلَّكِ تُرِيد۪ينَ اَنْ terci اِلَى رِفَاءَ Öyle anlaşılıyor ki sen tekrar eski kocana dönmeyi istiyorsun. La hayır. Hatta tezuki useyletehu ve yezuka useyleteki. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine burada mecazi bir ifade kullanıyor. Sen onun balcağızından, o senin balcağızından tatmadıkça, aile irtibatı yaşamadığınız müddetçe eski eşine dönemezsin buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. O hanımın eşiyle ilgili mecazi bir ifade kullanarak şu kumaş parçası gibi ifadesi Peygamberimizin tebessüm etmesine sebep olmuştu. Evet, hakimin huzurunda bile olsak edebimizi koruyacağız. Sahabi i kiram o kadar o kadar edep ehliydi ki kadının bu şekilde mecazi bir ifade kullanması bile Halid bin Said İbn-i As'ı üzmüştü. Hazreti Ebu Bekir'e niçin sen onu menetmiyorsun diye seslenmişti. 6085 nolu hadisimiz. Haddetene İsmail, kale haddetene İbrahim, an Salih ibni Kaysan, an ibni Şihab, an Abdülhamid ibni Abdurrahman ibni Zeyd ibni Khattab, an Muhammed ibni Sa'd, an Ebihi kal. İsteedzene Umar ibni Khattab ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamberimizin huzuruna girmek için izin istedi. Ve indehu nisbetun min Kureyşin. O sırada peygamberimizin yanında Mekkeli kadınlar vardı. Yeselnehu yestekfernehu peygamberimizden çok şey istiyorlardı. Hem istiyorlar hem de ısrarla istiyorlardı. Aliyetun aswatu kunna ala Kadınların sesleri peygamberimizin sesinden yüksekti. Felem mastı ezene Ömerü tebadarna'l Ömer geldiğinde hemen örtülerine büründüler. Hepsi sükut oldu. Fezine lehun nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz ona izin verdi. Fedekale Ömer radıyallahu anh içeri girdi. Wan nebi yadhaku peygamberimiz gülmeye başladı. Kadınlar Ömer'den korkmuştu. Fekale adhak Allahu sinneke ya Resulullah. Bi ebi ente ummi. Annem ve babam sana feda olsun. Allah senin tebessümünü, neşeni artırsın ya Resulullah. Yani bunun sebebini sordu. Neden güldünüz? Fakal acibtu min haula. Şu hanımlara hayret ettim. Ellati kunna indi Lemma semi'na savteke tebadernel hicab. Benim yanımdaydılar. Senin sesini duyunca izin istemek için hemen örtüye büründüler. Senden çekindiler, korktular. kal Hazreti Ömer dedi ki ente ahakku en yehebne ya Resulallah. Ya Resulallah heybet anlamında siz daha layıksınız sizden daha çok çekinmeliler. Daha çok korkmalılar. Tüm akbel aleyhinne sonra kadınlara döndü. Hazreti Ömer radıyallahu anh, fekale ve şöyle dedi. Ya aduwati enfuzihin, ey canlarının düşmanları. Ömer bu. Evet. Ethebbneni velem tehebne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulünden çekinmezsiniz de Benden mi çekinirsiniz? Ve kadınlar dediler ki ente efazzu aghlazu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ömer sen peygamberimizden daha sert ve daha katı kalplisin. Kale Rasulullah bu defa sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz şöyle buyurdu. İh yebnel hattab. Evet ey hattab oğlu. nefsi bi yedihi nefsimi elinde tutan Rabbime yemin ederim ki ma ke şeytanu saliken feccen illa seleke feccen gayra feccik. Şeytan senin bir yola girdiğini görse yolunu değiştirir, başka yola girerdi. Şeytan bile senden çekinir, korkar. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh son derece titiz. O meşhur sözü bilirsiniz. Da'anni adrib onuka hazel münafik Ya Resulallah. müsaadet et ya Resulallah. Şu münafığın boynunu vurayım. Bir hata gördüğü zaman, bir saygısızlık gördüğü zaman, bir yamukluk gördüğü zaman Hazreti Ömer'in ifadesi açık. Kesin. Acil müdahale. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bil mu'minine raufur rahim. Müminlere son derece şefkatli, son derece merhametli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in burada e, o kadınların o tavrını, Hazreti Ömer'in sesini duyar duymaz hemen örtüye bürünüp çekinmelerini görünce Peygamberimiz'in tebessüm ettiğini görüyoruz. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zaman zaman latifeler yapardı, tebessüm ederdi. Onun o çok ciddiyeti arasında yüzünün, çehresinin mütebessim hali sahabe-i kiram tarafından bizlere nakledilmiştir. Hocam tebessüm, mizah ve şaka konularında sınır ne olmalıdır ve bu hususlarda bizlere tavsiye edilen nedir? Taşköprü Zade diye bir zat var. Bu zatın Lataifun Nebi isimli bir eseri var. Henüz Türkçe'ye çevrildim bilmiyorum. Peygamberimizin latifelerini konu edilen bir eser. 40 ayrı hadiste Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mizahları, şakaları ve latifeleri anlatılıyor. Mizah, şaka, latife, tebessüm, gülme konularında birtakım nebevi ilkeler var. Birincisi, şaka yalan olmamalı. Şaka ağır olmamalı. Şaka üzücü olmamalı. Şaka tahkir edici, yıkıcı olmamalı. Karargahta bir telefon geliyor bir ere. Telefon annesinde. Çağıran asker diyor ki memleketten telefon var diyor. Hayır olsun diyor. Annem vefat etmiş diyor. Şaka olarak. Annesinin rahatsız olduğunu bilen asker o haber üzerine anında ruhunu teslim ediyor. Arkadaşı bir şey demedim ki diyor. Şaka yaptım. Şaka yaptın ama eri kaybettik. Peygamber Efendimiz'in şakalarında, mizahlarında, latifelerinde hakikat vardır. Bir kadın geliyor. Peygamber Efendimiz'e cennetle ilgili sorular soruyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz soruları cevapladıktan sonra diyor ki: "Maalesef yaşlı kadınlar cennete giremeyecek." Kadın üzülüyor. Birkaç adım atıyor ki çağırıyor. "Önce gençleştirilecek, sonra cennete konulacak." diyor. Mesela ya bu Hazretlerine Peygamber Efendimiz "Ya zel üzüneyim diyor. "Ey iki kulaklı" Ebu Hureyden boynu bükülüyor. Herkes iki kulaklı değil mi diyor. Efendimizin şakalarında hakikat var, ifade güzelliği var. Bir sahabeyi görüyor. Kollarında eşya, arkasında eşya, başında eşya, önünde bir araba eşya dolu. Ne dersiniz? Peygamberimiz maşallah sefine diyor, gemi gibi. Yani şimdi bu nedir? Latifeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve böyle güzel latifeleri var. Ama bu latifeleri hep hoş, anlamlı ve hiçbir zaman hakaret içermiyor. Bugün mizahlarımızda maalesef müstehcen ifadeler, saygısız ifadeler, edep ve terbiyemize aykırı ifadeler var. Doğru değil. İnsan elbette zaman zaman mütebessim olacak hoş ifadeler kullanacak ve o havayı yumuşatıcı güzel sözler, güzel fıkralar nakledecek. Ancak bunlar yalan olmamalı, ağır olmamalı, üzücü olmamalı, yıkıcı olmamalı, tahkir edici olmamalıdır. Her halimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesine uygun olmalıdır. Rabbim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesini hayatımızın her alanına güzellikle yansıtmayı bizlere nasip eylesin. Men ahya sünneti fekad beni, ve men ehabbeni kâne ma'i fil Benim sünnetimi yaşayan, benim sünnetimi hayatına yansıtan, benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş olur beni seven cennette benimle beraber olur. Ne güzel bir hadis-i şerif. Rabbim onun sünnetlerini yaşamayı nasip eylesin. Rabbim onun huzurunda cennet ve cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Allah'a emanet olun efendim.